ama giriş. Okuşkene başladı. Sabahtan beri ötüyor ya. Ya boş hiçbir şey düzgün çekmedin. Şunu durdurup bir daha başlayacağız. Durdurup şunu bir daha başlatalım. Yeni bir eylem planı bölümüne hoş geldiniz. Bugün biraz farklı bir şeyler yapalım dedim ve hazır bir metni okumak veya hazır bir konu üzerine konuşmaktansa benim için de önemli olan ve bir hikayeyle bana bunu tekrar hatırlatan bir konuya değinmek istedim. O da hayatımızdaki tutkular. Ben de bugüne kadar hep hayatımı ne kadar şanslıyım ki tutkularıma göre şekillendirebildim. Benim için ilk önemli tutkulardan birisi tabii ki sinemaydı. Onun en önemli sonuçlarından birisi de şu anda gördüğünüz eylem planı YouTube kanalı ama bu daha öncesinde bir web sitesi ve bir blog olarak başlamış. Oradan kitaba dönüşüp daha sonrasında da bir YouTube sayfasına dönüştü aslında. Sinema sonrasında benim için bir diğer önemli tutku hatta sinemaya uzun süre ara vermeme sebep olan frisbee olmuştu. Çok uzun zamanlar Ultimate Frisbee oynadım, bütün dünyayı gezdim. Hatta bugün kamera arkasında frisbee'den tanıştığım Enes burada. Frisbee'de de bir sürü dostluklar edindim, dünyayı gezdim, milli takımda oynadım, Avrupa şampiyonlarına katıldım. O da çok fazla perspektif kattı bana. Ve son dönemlerdeki en büyük tutkum da tabii ki kahve oldu. Onu da biraz zaten bu kanalın içeriğinden de anlıyorsunuzdur. Ama işte sinema, spor ve şu anda da kahve benim için hep tutkular olan ve hayatımı şekillendiren şeyler oldular. Örneğin Ultimate Frisbee için konuşacak olursak, İngiltere'de yapacağım yüksek lisans bölümümü belirlerken hangi bölümü okurumdan ziyade hangi okulun frisbee takımı daha iyi, hangi şehirde daha iyi frisbee oynanıyor diye bölümü seçerek oraya gittim. Ve işte ülke şampiyonluğu, Brighton Ultimate'da antrenörlük, oyunculuk, pek çok şey yaşadım. Aynı şekilde sinema yolculuğum beni pek çok insanla tanıştırdı. Kahvede şu an pek çok yeni insanla tanışıyorum ve yeni olanaklar açılıyor önüme. Peki ama bütün bunları neden anlattım? Bugünkü konumuz ne? Bu tutku konusunu neden konuşmak istedim? O da geçtiğimiz haftalarda duyduğum ve beni çok etkileyen, sinemaya da ucundan dokunan, Alien serisine dokunan bir hikayeyle oldu. Alien'ın tutkularımızla ne alakası var? Şimdi onu konuşalım. Geçtiğimiz haftalarda duyduğum bir hikaye beni çok etkiledi ve aslında sizlerle paylaşmak istedim. Ülkemizde de olsa da yurt dışındaki kadar meşhur değil. Her lisede bir tiyatro kulübü olur ve bu tiyatro kulübü tüm sene boyunca bir oyun hazırlayıp sene sonunda bunu sunar. Bizde bu daha çok üniversitelerde oluyor. Ve Amerika'da bir lisemizde öğretmenlerinin gazıyla direkt ilk film olan Alien'ın tiyatrosunu sergilemeyi düşünüyorlar. Tabii başta bu biraz imkansız gibi düşünüyorlar çünkü bir uzay gemisinde gelecekte geçen ve dev kafalı uzaylıların saldırdığı bir filmden bahsediyoruz. Bunu tiyatroya dökmek oldukça zor bir iş. Ama imkansıza yakın o zaman denemeliyiz diye düşünerek yola çıkıyorlar ve öğrencilerini de gaza getirerek 8 ay boyunca bu oyunu hazırlıyorlar. İşte tutku dediğimiz kısım burada devreye giriyor. Bütün setleri, bütün dekoru, bütün maskeleri, kaskları, uzay kıyafetlerini, uzay gemisini... sahneyi biliyorsanız. Hepsini kendileri elleriyle yumurta kapları, camlar hatta en pahalı ekipmanları kask için kullandıkları cam. Onu da $70 internetten satın alıyorlar. Ve filmin 10-15 dakikası değil tamamını bir oyun olarak sergilemek için 8 ay boyunca çalışıyorlar. Öğretmenlerin dediğine göre $3,500 mal ediyorlar bunu. Çocukların yemekleri, yol masrafları, her şeyleri dahil olmak üzere. Ve bütün bunu sadece oyunu 2 kez sergilemek için yapıyorlar. 2 gece boyunca birer oyun. Ve ne şanslılar ki internet çağında, sosyal medya döneminde yaşıyoruz. Ve birisi bu oyunun bir kısmını Twitter'dan yayınlıyor. İşte bakın tutkuyla neler yapmışlar diye. Tabii ki bu birkaç ünlünün dikkatini çektikten sonra yayılıyor. Adam Savage'den tutun da pek çok komedyen, o bu şu, herkes bunu paylaşmaya başlıyor. Ben de Adam Savage'in son bir videosundan duydum açıkçası bu projeyi. Onu da Mythbusters'dan tanıyabilirsiniz. Bunun üzerine filmin başrolü Sigourney Weaver da olayı duyuyor. Hey guys, I saw a bit of your production of Alien. Ve bu çocuk Alien'ın resmi hesabı üzerinden bir teşekkür videosu yayınlıyor. Bunların hepsinin linklerini falan aşağıya koyacağım. Bu teşekkür videosundan sonra filmin yönetmeni ve dünyanın da yaratıcısı Ridley Scott da oyunu gördükten sonra yapım şirketi üzerinden tebriklerini gönderdikten sonra alın size biraz daha para ve oyunu bir kez daha sergileyin diyor. Bundan sonra ne oluyor? Bütün yapım şirketi oraya gidiyor. Oyun bir kez daha sergileniyor. Sigourney Weaver oyunu canlı izliyor. Sahne arkasındaki çocuklar işte hayranını valide diye üstüne atlıyorlar. Bunların hepsinin gördükten sonra ben gözlerim dolu dolu biraz izledim. Hatta kamera arkası o an beni yakaladı. Tamam dedi, sen izle, ben yemek yaparım dedi, gitti.
Daha sonra tam bu kısmını internetten teyitleyemedim. Ancak Adam Savage Corridor Crew'la yaptığı videoda daha sonrasında bu oyunda oynayan birkaç çocuğun da oyunculuk okumak için üniversite masraflarını Ridley Scott'ın yapım şirketinin karşıladığını söylüyor. Yani sadece bir film serisini seven iki öğretmen, öğrencilerine de güzel bir hatıra bırakabilmek için bir tiyatro oyununu hazırlıyorlar ve sergiliyorlar. Ve bu hayran oldukları bu oyuncular, yönetmenler hepsiyle tanışacak bir yere götürüyor bizi. Bütün bu 8 aylık süreçte öğrendikleri yapım, oyunculuk, hazırlıktan aldıkları şeyleri dahil etmiyorum bile. Bir de ayrıca yurt dışında üniversitelere başvururken lise döneminizde yaptığınız çalışmalar, okul sonrası aktiviteler çok büyük bir rol oynuyor. Ve burada da bunları sergileyebilecek olmaları onlar için harika bir örnek. Ve bana tutkulu olduğumuz şeyle ilgili ne kadar hevesli olmamız gerektiğini, ne kadar kovalamamız gerektiğini anlatan müthiş bir örnek oldu. Yine beni çok duygulandırdığı için sizle paylaşmak istedim. Dünyanın en yalnız fotoğrafı gibi bir video oldu bu da. Muhtemelen onun kadar az izlenecek bu da. Lütfen bu gibi hikayelere devam etmemi istiyorsanız paylaşmayı, likelamayı, zili çalmayı, onu bunu yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. 10.000 takipçiye ulaşmamızda bize destek olun. Ve beğenin. Görüşmek üzere.